Gece kötülük yaptırmak için en uygun zaman. Bu gece yaptıracağım kötülüklerle Selena'yı kesinlikle alt edeceğim. Ay, nefret ediyorum böyle gülmekten ya. Şöyle erkeksi bir şekilde. Aha, işte kötülük yaptırmak için ilk aday orada duruyor. Hemen gideyim yanına yanaşayım. Ya arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Şuradaki park etmiş arabaları çizsene anahtarınla, ben de sana yardımcı olurum. Hadi. Anahtarla araba çizmek. Ha, yeni parola bu ha. Kaç para peki? Ne parası, ne diyorsun sen be? Anahtarla araba çizmek. Tabii ki yavrum. E o zaman çizsene hadi, bak arabalar orada duruyor, hadi. Bırak bu artık ayakları da, kalk bir otele gidelim işte. Ay bırak beni, bırak. İmdat. Ya ne bırakacağım ben seni, sen kendin geldin. Anahtar manahtar çizmek bizmek. Lan bütün manyaklar mı beni buluyor? Ben mi bütün manyakları buluyorum, anlamadım ki. Ya bırak beni be, bırak! Ya yürü be, kes artık şunu. Ne oluyor lan burada? Ay arkadaşım iyi ki geldin. Bu adam şiddet uyguluyor bana, çek be. Ne ayaksın lan sen? Benim bölgemde iş mi tutuyorsun yoksa? Ne iş tutması, ne diyorsun sen ya? Bırak bu numaraları. Bana saf numarası yapma, yellos. Şimdi göstereyim ben sana ne benim oldu bölgemde. Ya çok... bırak, aa, bırak be. Ay, gebertiyorlar beni. Dur yapma, vurma. Yavaş vur, yavaş. Yüce Onos. Yüce Onos, çok özür dilerim ama çok kötü bir şey oldu. Nedir, ne oldu? Çok kötü. Burak Fitnat'la evleniyor. Burak Fitnat'la mı evleniyor? Yani senin sevgilin Burak'la Deli Fitnat'tan mı bahsediyorsun? Evet. Bu hiç beklemediğim bir şeydi. Yüce Onos, lütfen bana yardım edin. Bu nikah kıyılmamalı. Selena, sana nasıl yardım edebilirim? Nikah memuru muyum ben? Hayır, evlenemezsiniz mi diyeceğim bunlara? Hayır, yanlış anladınız. Bak Selena, sen bir dünyalıya aşık olduğunu söylediğin zaman seni uyarmıştım. Bu dünyalıların sağ solu belli olmaz demiştim. Ve şimdi ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Gördün, sevgilin başkasına aşık olmuş. Hayır Yüce Onos, yanlış anladınız. Burak aslında Fitnat'a aşık değil. E niye evleniyorlar o zaman? Mantık izdivacı mı yapıyorlar? Hayır, aslında ben Burak'a hediye olarak bir dilek kutusu hediye vermek istemiştim. Dilek kutusu mu? Evet. Ama bir şekilde o dilek kutusu Fitnat'ın eline geçmiş. Ha. Ve o da Burak'ın kendisine aşık olmasını ve evlenme teklif etmesini diledi, öyle mi? Korkarım öyle. Ah Selena, ah. Ütopya hediyelerinin dünyada beklemediğin olaylara sebep olacağını söylememiş miydim ben sana? Özür dilerim Yüce Onos. Ben sadece değişik güzel bir yıl dönümü hediyesi vermek istemiştim, o kadar. Çok güzel, çok güzel. Şimdi de balaylarını geçirmek için onları Ütopya'ya davet et, olsun bitsin. Yüce Onos yapmayın lütfen, zaten çok üzgünüm. Bana yardım edecek misiniz? Evet, evet. Dilek kutusunun sihirini etkisiz hale getirecek bir şeyler olması lazım ama sihirler kitabına bakmam lazım. Evet, 50 gram kıymayı iyi doğranmış bir baş soğanla pembeleşince Bu olduğuna emin misiniz? yanlışlıkla şişmanlatmayı engelleyecek sihirler kitabına bakmışım. Yüce Onos lütfen. Burada. Bozulması oldukça zahmetli ve zor bir sihir. Olsun. Burak'ı kesinlikle o cadının elinden kurtarmalıyım. Siz sadece söyleyin yeter. Sabah gün ışırken Zifir Dağı'nın zirvesindeki alerjik atmacanın yavrusunun kuyruğundan bir tüy koparacaksın. Tamam, alerjik atmacanın yavrusunun kuyruğundan bir tüy kopartacağım. Yalnız Zifir Dağı çok sert bir dağdır. Çok dikkat etmelisin. Sonra biliyorsun... Ve biliyorum ki sihirle oraya çıkamam. Teşekkürler. Selena,
Sen parfüm kullanıyor musun? Neden sordunuz? Yanında bir şişe parfüm bulundursan iyi olur gibi geliyor bana. Tamam, teşekkürler. Ne? Burak sen kafayı mı yedin abi? Kafayı filan yemedim abi. Basbayağı işte. Fitne hatta yarın evleniyoruz. Allah'ım Burak sen deli misin, divane misin? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Burak ne diyorsun abi sen ya? Fitne hatta sen. Evet, Fitne hat ve ben. Ne var, beğenemedin mi? Beğenemedim kardeşim, beğenemedim. Sen git gül gibi sevgilin varken Selena'yı bırak. Git Allah'ın çatlağıyla evlenmeye kalk ya. Koray, rica edeceğim abi. Çatlak dediğin kişi benim müstakbel karım oluyor. Onun senin müstakbel karın olması çatlak olduğunu gerçeğini değiştirmiyor, tamam mı? Olsa olsa senin de çatlak olduğunu gösterir sadece. Teşekkür ederim abi. Tebrik edip öpeceğine dalga geçiyorsun bir de ha? Hem de hayatımın en önemli kararıyla. Bravo. Hiçbir şey demiyorum sana. Ha, hayatının en önemli kararı olduğunu farkındasın yani. Farkındayım. Ve gayet de eminim. Ve son kararım. Sen onu bırak da yarın nikah şahidim olacak mısın onu söyle. Hayır abi. Belki nikahına gelirim ama en yakın arkadaşımın ölüm fermanını imzalamasına şahitlik edemem. Sağ ol ya. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.